Evet gençler buyurun. Buyurun memur bey, bir sıkıntım var. Memur değil, özel harekat başkomutanı. Başkomutan. Başkomutan özür dilerim. Sıkıntım Şimdi var. bir sıkıntı yok. Biz güzergahımıza devam ediyoruz. Hayırdır? Biz mi burada Bize soruları soracağız, siz mi soracaksınız? Anlamadım. anlamadım. Yo biz devam ediyorduk da bir an döndünüz bu ben. Size bir herhangi bir siren çaldık mı? Anlamadım, şüphelendim sizden. Bir takip ediliyoruz gibi oldu ama. Takip mi ediliyorsunuz? Anladım. Biz herhangi bir uyarıda bulunmadık ama üstünüzde bir şey yoksa yani acemi suslar gibi hemen durup geldiniz. Çok da anlayamadım. Uzmanım, şöyle yapalım gençler, şu odunlukları görüyor musunuz? Herhangi bir hareket etmenizi istemiyorum. Ellerinizi kaldırıp o odunluklara doğru yanaşın bakayım. Odunluklara doğru yanaşır mısınız? Hadi hadi hadi. Kırmızı, elini kaldır. Elini kaldır. Uzmanım, silahını indir. Hepsini tek tek ara. Arama yapılacak. Herhangi Tamamdır bir komutanım. size huzursuzluk çıkarmak istemiyoruz. Ama buradaki halkın da güvenliğini sağlamak zorundayız. Kızılay'dan kıyafet almış gibi geziyorsunuz. Açıkçası biraz tırstık. Şu arabada ne yapıyor ya? Dikkatli olun. Vay tabanca. Anlamıştım zaten acemi suçlular Ruhsatı var olduğunu. mı bunun? Ruhsatı var mı bunun? Var var Dönme bakınız. bana sarı. Lütfen. Rica ediyorum. Beni zorlamayın. Vay Glock 17. Bunun var mı ruhsatı? Maşallah maşallah. Şehirdeki bütün silahlar üstünüzde çıktı. Oo Deagle. Ne oldu lan? Bayağı bunlar sağlam komutanım. Peki ruhsatlarda bir problem var mı? Memur arkadaş ne yapıyor orada? Memur, tek başına ne yapıyorsun Memurum, burada ya? şunların ruhsatına bakar mısınız? Anlaşıldı komutanım. Tek tek hepsinde silahlar var. Kontrol ediniz. Vurayım mı bu abi sırtına? Sık. Tamam. Ya beyler ne sırt vurması, bir Ben dakika. geliyorum. Bu polisler, siz ne yapıyorsunuz burada gençler? Komiserim, siz ne yapıyorsunuz? Abi benim çıkmam gerekiyor. Gelen Komutanım, ne polisler oldu bu devam etsin geldi arkadaşlara? ama. Şimdi beni iyi dinleyin. Arkadaşlar Tamamdır. daha önce uzmanım arama yaptı. Şu anda acil bir onu göreve gönderdim. Görevi size devrediyoruz. İçinde silah var. İsterseniz aramayı tekrar yapın. Ve ruhsatlara bakın lütfen. Tamam, siz komutanım. Anlaşıldı. Nasıl siz? Siz burada mısınız yoksa siz başka bir Beraberiz yere mi bundan gidiyorsunuz? sonra. Tamam komutanım. Anlaşıldı. Ben bu arkadaşları bakayım hemen tekrardan. Aynen, sıfırdan arama yapın. Ben çevre emniyetini aldım. Neyse. Şşş. Boğazım ağrıyordu neyse. O adam sizi boğazın... Bir dakika, ben şu En arkadaşınıza sağlam gidiyorum. senin isim. Silahların Batuhan. Şşt, heyecan yapma. Sakin ol. Hiçbir şeye davranma. Yavaşça arkadaşların yanına doğru gitti. Bize bu kıyafetleri Kızılay mı verdi? Devam et arkadaşların yanına. Hadi. Hadi bekletme. Rap rup. Rap rup. Koş 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 koş. Yok öyle bir şey. Şimdi bu arkadaşın da bir üst aramasını yapın. Alın kenevirleri, başka biri koymuş. Alın. Alın kenevirleri Sen böyle kenevir mi açın. yakalandı? Yakala kelepçeyle kenevirliği. Direkt kelepçeli. Tamam, Ne yapacağımızı bize kelepçeyle. mi öğreteceksin sen? Sarı. Tipinden belliydi yani. Acemi suslar da böyle görmedim. Yolda gidiyoruz, birden yanımıza geldiler. X basma dostum, X basma. Hayır, işinizi Bir yapın. daha X basma. Okan Sarıcan. Doğrudur. Sen Bu arkadaşı yakalayın. Komutanım. Ruhsatlarına bakın, ruhsatlarına. Aykut Tezcan. Sarı. Gözlüğünde güzelmiş. Ama cebindeki kene bir kadar değil. Glow var. Glock 17'nin ruhsatı var mı? Var. Okta. Çok pis İsim yakaladık ne ya. senin? Bakabilirsiniz, var ruhsatı. Çok pis yakaladık. Bakacağım. Server'ın adı ne? Kimdi? Server'ın adını ben Aykut size IP'sini vereceğim hemen. Gelmek isteyen buyursun gelsin. İnsanları davet edebiliyor muyum odaya? Evet, davet edebiliyorum. Server'ın adı abi şurada DC linkleri. Buyurun gelin. Rakip sizin selamı var. Rakip sizin yayından geldik deyin. Joh Buyur, bile alımı aldım. yapabiliriz. Tamam, gençlerle işin durum nedir komiserim? Abi şu arkadaş şey başkomiserim Aykut Tezcan temiz. O Komutan, ben açılabilir. başkomutanım. Komutan diye hitap Siyah edebilirsin. kapalı. Siyah kapalı gel buraya. Tamam, indirebilir miyim ben de? Aykut Tezcan sen Siyah arkadaşın kapalı. memurun yanına doğru. Gel buraya. Engin Mursal. Bana değil, Evet. bana değil. Sol taraftaki polise Yanımdaki. doğru. Gel buraya. Ben Gel askerim. buraya. Polis mi var? Gel buraya. Tabancanın ruhsatı var mı Engin Mursal? Var, var. Bakayım. Buyurun memur bey. Sen içici misin, satıcı mı? Kaç adet çıktı bunda Sana kenevir? verdim değil mi? Evet. Tamam. Başkomiserim, komiserim. Bu arkadaşta kaç paket çıktı? Komutanım. Dinliyorum. Arkadaş temiz çıktı. Bir adet kenevir. Bir de glow çıktı. Ha, içici o Bir de zaman. şu Ufak sarı kafalı içicidir muhtemelen. Bir daha sarı de... arkadaşın 40 adet Tamam. çıktı üzerinde. Engin Oo. Mursal. Senin gözükmüyor Sarıyı dostum. bırakamayız. Senin gözükmüyor dostum.
Nasıl gözükmüyor? Arkanın. Silah el koy, silah el koy, hiç affetme. Silah X kasına dokunma dostum bir daha. Komutanım şey. Kelepçe bağlı. Tamam. Ruhsat olan arkadaşa sorun yok. Kaç bunda kenevir çıkmış mıydı? Bir bakayım komutanım. Yok. Ben ne kullanıyorum? Kenevir bir tane kullanıcıysa çok uğraşmayalım abi. Parlak. Devlet bir daha onlar için yemek çıkarmasın. Buyurun. Ona ufak bir ceza kesin. Ama 40'lı tam bir suç makinesi. Baron olacak. Tabancanın arkadaşta bizde olmayan silahlar var. Tabancanın ruhsatı var mı? Arkadaşa ne yapalım şimdi? Hangi arkadaşta? Bu sarıda uzun saçlı yok mı? Yok. Aynen. Bizde olmayan silahlar var. Bütün silahlarını el koy. Yurt dışından getirmiştir. Yurt dışından insan telefon getirir. Daha benim silahlarımı el koyuyorsun. Sen ne yapıyorsun? Lan benim silahımı el koyacağım. Benim beyefendi sesim gitti mi? Pardon. Ellerinizi indirin ya. Kırmızı saçlar. Ulan var ya. Oğlum keleşimi getirdim. İndirin. Keleşimi geri ver. Ben nereye gidiyorum ki? Sizin de ruhsatınız yok. Memur. Keleşimi geri ver oğlum. Şu son arkadaşla gelsin. Kaldır ellerini. Çabuk çok oyalanmayalım hadi adamların da işleri güçleri vardır. Okan Sarıcan. Ulan bu kadar adam içerisinden şu iki tane senin mi ruhsatın? Daha iyi götürüyordun. Senin Gloon ruhsatı var. Bir tane kenevirin var tamam siz şey yapabilirsiniz. Komutanım. Bay Hasan gelin ben sizle konuşacağım. Joe için rakip sizle konuşmak istiyorum dediğiniz zaman. Evet dinliyorum. Dinliyorum komutanım. Bu iki arkadaş temiz. Tamam. Bir tane üç arkadaş. Sıkıntı tamam oluyor. Beyler araştırabilin. Yavaş yavaş uzaklaşın buradan. Kolay gelsin. Yanlış bir hareketinizi görmeyeyim. Kolay gelsin. Ama bir şey söyleyeceğim komutanım. Biz bir sarada geldik. Dinliyorum. İki kişiyiz biz. Yardım eder tamam. Misin? Şu tamam. Bir saniye. Şu arkadaşların işini halledelim. Sizden de herhangi bir taşkınlık beklemiyorum. Herhangi bir taşkınlıkta suç ortağı olarak sizleri de alırım. Şu an görmezlikten gidiyorum. Niye at arabaya benimkisi. Bir tane de bana at. Boş gitmeyin. At ben dışarıda kaldım acaba arabaya. Tekrar bindirir misiniz beni? Memurum. Şimdi bu arkadaşların 3 arabası var. Araba işini nasıl yapacaksınız? Garaja çekebiliyor musunuz? Çekiç çağırabiliyor musunuz? Mekanik komiserim bunu bilmiyor. Bunu bir tekrar siz denerseniz bindirin. Tamam. Motor bekleme yapma. Scooter. Scooter bekle yapma yapma. Hadi hadi. Bekleme yapma. Gençler siz 2-3 arabasınız değil mi? Şöyle yapın o zaman. Şimdi 2 arabayı alın. Gidin birini otoparka koyun sonra tekrar gidin. Bunda aracına bak çok yakında bir yerde mi? Garaj var biliyor musunuz tarif edeyim mi? Otoparka bak, koyun. Aracın yakınlarında bırak. Daha sonra gelin ikiniz bir arabaya tekrar gelin gelin diğer arabayı alın tamam mı? Çalmasınlar mı arabayı? Sıkıntı yok. Tamam siz hemen kilitleyin anahtarlarını burada çok fazla hırsızlık olay olursa hemen müdahale oluruz merak etmeyin. Araçları kilitleyin. Gidebiliriz. Tamam bu arkadaşlara da yardımcı olurum bakın 3 araba var yakında da garaj var. Her ikiniz birer tane araç alıyorsunuz, gidiyorsunuz garaja, birini park ediyorsunuz. Sonra bir araçta geri gelip ya da biri burada beklesin ya da beklemesin. Gerisini siz yapın arkadaşlar. Ben karıştı, kafam karıştı. Komiserim birazcık uzaklaşır mısınız? Yanlışlıkla sizi koymayayım araca. Senin adın neydi ya? İsmet miydi adın? Dün beraberdik galiba, yine görevdeydik. Yok, bilmiyorum. Tamam şöyle yapalım. Onun bütün her şeyine el koy serbest bırak o zaman. Her şeyine el koy serbest bırak. Uğraşmayalım onunla. Yok yok. Bu zaten hafif suçluydu. Memur bey bu kere muafs. Ben bunu yanımda taşırım. Sıkıntı yok. Tamam affet. Kucağınızı alın. Aynen. Hadi gidiyoruz. Affetmek mi? Ulan biz Allah mıyız? Biz kanunları uygularız. Komutanım siz aracı sürerseniz ben arkadaşı arkaya atayım. Tamam navigasyondan işareti koş gidelim. Gençler bu yaşta bu işlere niye düştünüz ya? Üzüldüm sizler için. Sizin gibi gençler benim altımda erlilik yapıyorlar bende. Askerlik yapıyorlar. Benzin de bayağı az ha. Yakında benzinlik var mı? Kaç benzini? %17 seviyesinde. Gençler beni duyuyor musunuz? Bize götürür. Merkeze kadar. Bu gençlerin ağzını mı bantladınız? Niye cevap vermiyorlar bana? Bilmiyorum. Kendileri konuşmak istemiyor galiba. Konuşsalardı zaten arayla kullanırdık. Hakları var da. Üzülüyorum ama bu gençlere ya. Biz nezarethanede zaten bol bol konuşuyoruz arkadaşlar. Ben albayken böyle gençler yanımıza geliyordu. Böyle tinerci o zamanında. Memur bey. Memur bana cevap vermiyorsun. Niye şimdi memur bey diyorsun? Şey boğazında bir sıkıntı oldu o yüzden. Şey doktor çağırayım ben dışarıda kaldım da tekrar. Sen gidiyorsun sıkıntı yok. Ben seni bağladım araya. Ya rahat ol. Bu bazen suçlara uyguladığımız ibreti alem görüntüsü. Çin işkencesi yaptınız resmen ya. Daha sen daha işkenceyi görmedin. Yani bak şu suyu görüyor musun? Şu direği görüyor musun? Direği görüyor musun? Ha. Göremediğin zaman anla ki işkenceye uğruyorsun. Ha. Memur bey ben o zaman konuşmamaya devam edeyim. Ha,
Yok, konuşacağız. Konuşmadan anlaşamayız. Oo, zengin bir arkadaş buraya gelmiş anladığım kadarıyla. İndirelim arkadaşları. Merhaba, çok karnım ağrıyor. Kusacağım ya. Beni araba tuttu ya. İyi, komutanım, siz de o arkadaşı araçtan alırsınız. Yok, sen al gel işte. Eda ben mi alayım? Tamam hadi, yardımcı olalım. Vatandaş eski etkileşimi taşı. Bunu alabiliyoruz mu şimdi? Araçtan memur çıkar. Sonra taşı. Araçtan çıkar. Aha, çıkardık. Daha sonra taşı yapacağız. Gençler, siz ne yaptınız? Bizden önce nasıl geldiniz siz ya? Neyse, böyle taşımazsa başka bir yöntemle taşırız kardeş. Kusura bakma yani. Sen beni görebiliyor musun? Görüyorum memur bey. Ben bunu alamıyorum ya, bu var ya. Çok kötü kalktı bunun, çok havalarda geziyor. Tamam, tamam. Biraz ağırımdır memur bey. Eyvallah Emir Hanım, teşekkürler. Konuşalım. Hoş geldiniz. Bekliyorum şimdi. Al bunları. Beyler! Beyler, karakola gelen arkadaşlar. Beni duyuyor musunuz? Hey, Johnny Sins. Memur bey. Buyurun gençler. Konuşabilir miyiz ya? Benle mi konuşmak istiyorsun? Memurla mı? Sizinle konuşalım. Bu arkadaşlar benim çalışanlarım da. Siz kimdiniz? Mücahit Sert mi? Mücahit Sert, ne iş yaparsınız? Bu giysi mağazalarının sahibi. Aa, anladım. Ha, buyur, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi bu arkadaşlar neden alındı acaba? Şimdi gerek avukatlık mesleğiniz var mı? Yok. Ben önce kendimi tanıtayım. Jandarma Özel Harekat Başkomutan Komutan Bayraküsüz. Memnun oldum. Eyvallah, Serkan Bey. Pardon, adım ne demiştin ya, unuttum bir yandan. Mücahit Bey. Buyurun. Öncelikle şundan çok fazla bilgi vermeye yetkili değilim ama yine yetkim dışıma çıkacağım ve bilgi vereceğim. Çünkü sizin kıyafetteki, mağazanızdaki kıyafetleri beğenerek kullanıyoruz. Neyse, konumuz şimdi o değil. Şimdi yolda gidiyorduk. Bu arkadaşlar birden bizi gördüler, bir paniklediler. Arabayla geri dönüp ne oldu komiserim, ne oldu memur bey falan dediler. Beni de bir an şüphe tuttu. O arada memurlar da yanımdaydı sağ olsunlar. Bir arama gerçekleştik. Üstünde tam tamına 40 kilo esrar çıktı bir arkadaşın. İki arkadaşın da üstünde ruhsatsız. Ne oluyor burada üç komiser? Üç arkadaşınınki de ruhsatsız. Üç arkadaşları. Silahları ruhsatsız. Silahları ruhsatsız olduğu için el koyduk. Anlatabildim mi? Anladım. Ne olmuşum ya. Geçmiş olsun. Şimdi o 40 kilo esrar bulunan arkadaşın adı neydi acaba? Kimlik bilgileri bende değil. Memur arkadaşlar bak, tamam. Gençler bak yerine. Şimdi o ruhsatsız silahların bir sebebi var. Biliyorsunuz biz mağaza çalışanları, onlar bir mağazada korumalar, korumalık yapıyorlar bana. Tamam, bunda problem yok. Silahlı olabilirler. Evet, ruhsatı gelip karakoldan almanız lazım. Işte, onu da söyleyeceğim size şimdi. O ruhsatları da biz işlemleri halledecektik. O arkadaşlar daha bugün şehre geldiler. Ondan dolayı. Şöyle yapalım o zaman. Ben size zorluk çıkarmayacağım. Ruhsat paralarını ödeyin. Ruhsat paralarını ödedikten sonra silahları bir adli tıpa gönderelim memurum. Herhangi bir uygunsuz durumda kullanılmadıysa iade edebiliriz. Yani... Ama esrar çıkan o torbacı kefaret ücreti vermeden ben bırakamayız. Beyler, ruhsatlarınız yoksa şimdi iki seçenek vereceğim size. Ben verdim o seçeneği memurum ama tekrarlamak mı istiyorsunuz anlamadım. Yok ya, burada ödeyecekler şimdi ya da saldırıya el koyacak. Ben de aynı şeyi söyledim. O silahları el koyduk da o ruhsat paraları şu anda üzerimizde yok, şirketimizin kasasında. O kadar. Siz o 30 tane zincirin sahibi olduğuna emin misiniz? Ben sözünüze inandım ama beyanınıza inandım. Yazılı bir şey istemedim. Paranız mı yok, anlayamadım. ATM'ye geliriz. Evet. Şimdi üzerimizde ve kasamızda o kadar para yok. O zaman size son bir kıyak da. Bak, bunun tekrarı olmayacak. Tamam, ben sizi anladım. Tekrar olmayacak. Kefaret ücreti verin. Arkadaşları bırakalım. Ruhsat parası geldiği zaman da silahları iade edeceğiz. Başka bir seçenek yok. Tamam, verelim onları. Tamam memurum. Kefaret ücretleri belirle ama esrarcıyı bırakmıyorsun. Esrarcının kefaret ücreti daha fazla olacak.
Ona göre bir tercih yapın. Memurum sendeyiz. Memurum. Sesim... Memur! Şşş! Lan! Ayakta mı uyuyorsun oğlum? Buna bir şey mi sattınız siz? Ne oldu oğlum, sesim mi gitti? Ya böyle hübele beni duyabiliyor musunuz? Ben mi düştüm lan? Ses 1-2-3. Geliyor, geliyor. Ha. Ne oldu memurum? Memur mu yok? Transa geçti herhalde. Arada bir bunun AFK hastalığı tutuyor ya. Vurayım mı bir tane, gelsin mi? Kendini. Ben diğer, burada biraz bekleyin o zaman, diğer memuru çağırayım. Gelsin, sizinle ilgilensin. Oğlum adam tam heyecanlı yerde gitti ya. Beyler rol nasıl? Böyle devam mı? Çizeyim ben. Böyle devam mı? Böyle devam mı? Dandararandararandararandararandarar. Üstüne bak değil mi? Komiserim. Esas sınırın altında. Komiserim. Burada mısınız ya? Komiserim biz ne zaman salacaksınız? Ha şöyle, sizin için kefaret ücreti için adamlar geldi bakın. Size şöyle bir şey diyeceğim. Yukarıdaki memur AFK hastalığına yakalandı galiba. Şimdi ben aşağıdaki arkadaşlarla ilgileneyim. Şöyle bir şey anlaştık adamlarla. Silahlarını geri vereceğiz ama şimdi değil, ruhsat parasını verdikten sonra. Ama bunları serbest bırakabilmek için de kefaret ücreti. Sadece silah olanlarda biraz daha düşük, esrar bulunan da biraz daha yüksek. Kefaret ücreti belirlemenizi bekliyorlar. Kim ilgilenebilir onlara? Tamam, ben bir konuşayım. Tamam, ben de seninle... Ben şimdi tam olayı anlatayım. Konuşmayı yaptık, tekrarlamayalım. Esrar yakalayan arkadaşa daha fazla kefaret ücret. Silah yakalatana daha biraz daha normal kefaret ücret. Silah, ruhsat silah paralarını getirdiklerinde de silah teslim edilecek. Şimdi değil. Bu görevli arkadaşı çağırdım. Bizimki halen AFK salında mı ya? Tamam. Ücretleri belirle, ücretleri bekliyorlar. Şimdi bir kere o silahlar... Direkt burun çekiyorum ya, biraz psikopat polisim. O silahları anlaştık. Aynen, ben gerekli konuşmalar... O ücretler... Aynen, ruhsatları aldık mı o silahlar geri verilecek. Kiminle anlaştınız? Başkomutanımla mı anlaştınız? Evet, zaten? Evet. Tamam, onu yine konuşuruz. Tamam. Kenevirli arkadaş yakalandı, onun da bir ücret olacak. Tamam. Şimdi silahlı arkadaş için kefaret ücretleri 100 bin dolar kişi başı. Kaç para? 100 bin dolar. Anladım. Kes. Adam diyecek ki 10 bin dolar verilmişti kalsın falan. Fatura mı? Kefaret ücretlerinde fatura olmuyor diye biliyorum ama. Tamam, kes ama o zaman o kefaret ücretini. Açılsın diğer arkadaşlar da, yanlış kişiye. Faturayla mı yapıyoruz? Elden yapılmıyor mu kefaret ücretleri? Diğer kenevirli arkadaş için de 150 bin dolar. Beni duyuyor musun memurum? Duyuyorum. Faturayla doluyor. Oluyor mu? Tamam. Ama bence faturayla olmaması lazım. Bu ne yani? KDV'de kesecek miyiz? Zaten uyuz olayım diye, uyuz olsunlar diye yapıyorum zaten lan. Bay Hasan'dan 5 limon. Hoş tamam, ben size 350 bin. Evet, memuru öldürme derken? Onlara bakmayın. Siz para fiyatlarına bakın. Para fiyatlarına memurum, bakalım da. Memurum, istersen ben öyle bir şey, adamlarıma yani öyle bir ceza kestirtmem. O şekilde değil, sadece öyle yani gözüküyor onlar... da kefaret parası bunlar. Anladım. Onun başka bir türlüsü de var diye biliyordum ama. Yok, o daha gelmedi şehrimize. Ya bunlar evrak işleri, çok önemsemeyin. İsterseniz onu yapmadan faturaları iptal eder, nakit getirirsiniz, nakit de verirsiniz. Ödeyin. Tamam, şimdi şu anda nakit yok üzerimde. Onu bir konuşacağız. Bankanızdan da alabiliyor faturayı. Tamam, onları konuşacağız işte. Diyorum ya. Tamam. Hiç para yok. Tamam. Kasamızda. O zaman arkadaşları birazcık nezarethanede ödeyeceğiz. Yalnız arkadaşların silahlarına satenek olundu. Nezarette alınmasına gerek yok bence. Bu arkadaşlar kötü bir suçta yakalanmadılar. Ya kenevir olan kesinlikle nezarethanede koyacak. Memurum. Ama diğerleri çıkabilir. Tamam, diğerlerini alalım o zaman. Komiserim daha doğrusu. Başkomiserim şimdi bak. Bu arkadaşlara ben bir söz verdim. O sözümü yemek istemiyorum. Bana da güven verdiler. Faturayı kestiysek arkadaşları bırakalım. Bir daha tekrar bir daha olursa, yani olursa affetmeyiz. Tamam başkomutanım, bu sefer göl olsunuz. Tamam eyvallah, bak sizin için kalıbımı ortaya koydum. Hakkınızda bulunsun. Bulundu mu? Teşekkürler. İnsan bir teşekkür eder ya. Sağ olun. Eyvallah benim kardeşim, sağ olasın. Kulakta biraz sorun var da onun için. Anladım. Sen bunların lideri misin?
Ben bunların patronuyum ya. Biz hepimiz bizim şirketlerde abi kardeş gibiyiz. Anladım ama biraz fakir bir patron gibi geldin bana ama hayırlısı. Daha yeni girdik ya şehre. Yeni geldik. Yeni mi yatırım yaptınız bu şehre? Aynen. Vergileri yüzünden. Daha yeni aynen. Bu mağazaların vergileri çok pahalı. Kırmızı. Patronuna dua et. Kellebaşı. Yani toplamda 1 milyonu gitti. Daha sadık olun adamı. Sağ olun patron. Eyvallah. Tamam bizim bu... Şimdi yavaştan uzaklaşın. İşleri tamam mı bu çocuklar? Tamam. Faturayı da en yakın zamanda bekliyorum. Tamam. Göre. Tamam. Kolay gelsin size. Eyvallah. Sağ olun. Beyler bunları serbest bıraktım ama bizim... bir kişiyi unuttular. Adamları unuttular gidiyorlar. Lan nasıl kartı? Memur bey ben ne uyuşturucu üretmişim ya? Seni takmadılar haberin olsun. Bekle. Senin bir de cezan var.